Egzotik Odan'a herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte normalden daha farklı bir şeyler yapıyoruz. Aslında normalden farklı bir şeyler yapmıyoruz. Normal yaptığımız şeyleri yapıyoruz ama bu sefer farklı bir yerden başlıyoruz. Direkt Hindistan cevizi torfunu kalıp olarak aldım. Çünkü bana fazla lazım. Ve bugün Hindistan cevizi torfunu çözmeyeceğiz. Ben bunu bütün bir video olarak ve yarına kadar, yani tek günde bitecek bir video değil. Direkt şey yapacağım. Teraryum kurulumu. Bu arada altında gördüğünüz yer kap, yani plastik kap. Aynı zamanda teraryum. Hadi bakalım. Güzel kırık geldi en azından biraz. Çok güzel. Bir kalıp kokopiitimiz. Tozları kaldı. Onları da dökmeyelim. Tıh, burnuma girdi be. Neyse. Bir dakika bekleyin. Hemen şunu çöpe atıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki ne ulan bu kokopit? Kokopit nedir? Anlat bize. Bu Hindistan cevizi torfu. Allah. Bayağı güzel, hoş bir torf. Neden diyeceksiniz? Mevzu çok iyi. Aa, güzel kırılıyor lan. Zevk verdi şu an bana. ASMR gibi. Neyse. Daha çok kırmayayım. Çözeceğiz daha bunu. Bu arkadaşlar normal bulunduğu ağırlığın 3 katı kadar falan su taşıyabiliyor işte. Zaten bütün hobiciler neredeyse Hindistan cevizi torfunu kullanıyor. Neyse. Allah, tutamadım lan. Hem nem tutması açısından hem işte ucuz olması bakımından vesaire tercih edilen bir torf çeşidi. Görmüyorsunuz ki ya siz. Şu şekil. Blok halinde de satılıyor, açılmış halde de satılıyor ama blok halinde alırsanız daha ucuza denk gelir. Yani ben bunu acelem olduğu için, yani yarına yetiştirmem gerektiği için 50 liraya aldım ama çok daha ucuzları var. Çok daha kalitelileri de var. Daha ucuzları da var. Çok bir fark edeceğini sanmıyorum. Bunu çözmek için yaklaşık şuradaki 20 litre suyu dökeceğim. Bir de üstüne 15 litre daha dökeceğim. Bu teraryum yaklaşık 65 litre bu arada. Ama bakalım. Ben yavaştan döküyorum. Zaten yavaştan şişmeye başlayacak bu. Aslında buna 20 litre yetecek büyük ihtimalle. Aynen. Çözülmeye başladı bile. Yok, yetmeyecek, vazgeçtim. Vazgeçtim, yetmeyecek bu. Ama benim önce yere döktüğüm kısmı silmem lazım. Bir saniye. O arada ben silerken de bir bu kadar daha yaklaşık su doldurup geliyorum. Yaklaşık bir 18 litre falan daha getirdim. Bunu da dökeceğim. Hepsini dökmeyebilirim. Bakacağım durumuna göre. Başlayalım şuradan. Aga çok sakat yerde yapıyorum ya. Evet, ben bunun hepsini dökmeyeceğim. Şu anda bence yeterli geldi. Birazcık dağıtalım. Şaka yaptım. Yeterli gelmemiş. Mükemmel. Getiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir 20 litre daha getirdim. Yoruldum ben. Hadi bakalım. Devam.
Tamam ya, yeterdi artık. Ha? Tamam. Tam hizasına geldi. Şu an içeriden hissediliyor da. Kırılıyor zaten. Tamam. Tam istediğimiz gibi. Evet, ellerimiz birazcık battı. Ama olsun. Sonuçta burada iki teraryumun hakkı yatıyor. Bu arada güzel haberi de vermiş oldum işte. Totalde 2 teraryum yapacağım. Güzel güzel. Diplerden aldıralım da birazcık. Kalmasın. Siz evde yaparken bu kadar yapmamaya çalışın arkadaşlar. Önerim bu. Yapıyorsanız da dikkat edin, dökmeyin. Döküyorsanız da silin. Anneniz kızmasın. Oh tamam. Güzel oynadık. Oyun hamuru gibi hissettim ben. Bunu eme dursun ya. Çok güzel lan. Çamur gibi. Neyse işte bunu yarına kadar emecek. O zaman ben burada kapayım videoyu. Yarın devam edeyim ya. Nasıl fikir? Bence 10 numara. Yarına yemsin işte. Yoruldum. Birazcık yanlardan aldırak da şişmesin. Kapyam olmasın. Böyle kalsın. İyi. O zaman kapadım. Hadi.